Arkadaşlar merhaba, Karsta İşin kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkamda görmüş olduğunuz Kia Sorento aracını modifiye edeceğiz. Hibrit turbo setup uygulamamızı gerçekleştirip aracı daha güçlü ve daha kaslı hale getirmeyi planlıyoruz. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi pas kalıntıları var. Şuralarda da paslar var. Bu demek oluyor ki araç daha önceden suyla ilgili bir sorun yaşamış. Arkadaşlar merhaba, Karsta İşin kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkamda görmüş olduğunuz Kia Sorento aracını modifiye edeceğiz. Daha önceden de biliyorsunuz ki birçok Sorento'yu modifiye ettik. Bu sefer 140'lık versiyonu tekrardan canlandıracağız. Biraz daha güçlü ve kaslı hale getireceğiz. Araçta gerekli olan bakımları da yapacağız. Araçta birkaç eksik var. Bunların üzerinde duracağız. Detaylı olarak incelememizi gerçekleştireceğiz. Daha sonrasında aracı yolda bir deneyeceğiz. Şu anki halinin durumuna bir bakacağım. Ona göre de gerekli değişikliklerle hibrit turbo setup uygulamamızı gerçekleştirip aracı daha güçlü ve daha kaslı hale getirmeyi planlıyoruz. Gelin birlikte Sorento'ya bir bakalım. Yolda bir deneyelim. Neler yapıyor? Onlar hakkında biraz bilgi vereyim size. Daha sonrasında da artık projeye başlayalım. Arkadaşlar şu anda Kia Sorento'nun söküm aşamasına başladık. Turbo girişlerini ve enjektörleri söküyoruz. Yavaş yavaş etrafı bir açacağız, bakacağız ne sıkıntılar var, ne gibi sorunları var, onları bir göreceğiz önce. Daha sonrasında da aracın gidişatına göre de tek tek problemlerini çözeceğiz. Gördüğümüz kadarıyla biraz su sorunları yaşamış, sağda solda pas görüyorum. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi pas kalıntıları var, şuralarda da paslar var. Bu demek oluyor ki araç daha önceden suyla ilgili bir sorun yaşamış. Bu yaşadığı sorunlardan sebep de her yerinde bir paslanma sorunu var. Bakalım şimdi sağını solunu söküyoruz. Söktükçe bize yavaş yavaş kendini anlatmaya başlayacak makine. Neler çıkacak göreceğiz. Gelin birlikte sökümü devam ettirelim arkadaşlar. Turbomuzu, enjektörümüzü komple dışarı alalım. Aracın etrafını, kontrollerini gerçekleştirelim. Projeye devam edelim. Arkadaşlar şu anda Sorento'yu sökmeye başladık. Gördüğünüz gibi boruların içi full korozyonlu. Şu şekilde görüyorsunuz. Bu borular
tamamen paslı vaziyette. Bunları da komple değiştireceğiz. Maalesef termostatın durumu da işler acısı. Aracın bütün her yeri tek tek arkadaşlar paslı dolu sökülüyor. Bakalım daha neler çıkacak, göreceğiz. Arkadaşlar şu anda devir daimi de söktük. Devir daimi durumu da görüyorsunuz. Oldukça paslanmış ve contaları da aşınmış vaziyette. Müşterimizin de zaten şikayeti aracın maalesef sürekli su ile ilgili sorunlar yaşaması ve bir yerleri patlatmasıydı. Şöyle aşağıda göstereceğim. Bütün bloğun içi tamamen pas tutmuş vaziyette. Şimdi motoru komple tekrardan elden geçireceğiz. Bütün su sistemini yenileyeceğiz. Daha sonra antifrizle bir iki kez daha çalıştırıp motorun içindeki o kurumu pisliği atmaya çalışacağız. Şu anda görmüş olduğunuz paslı yüzeye komple pas sökücü sıkıyoruz ki şu paslardan bir kurtulalım. Aracın bu bölümü ciddi anlamda paslı sularla iyice deforme olmuş blok. Pasların şimdi akması için tamamen pas sökücü sıkıp bekleyeceğiz. Bir müddet sonra bu paslar yavaş yavaş çözülüp aşağıya doğru akacaktır. Daha sonrasında da temizlik işlemine başlayacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracın turbosu da geldi. Tamamen spor kanatlara geçtik. Hibritleme işlemini gerçekleştirdik. Turbomuz hazır vaziyette. Gerekli bakımları yaptıktan sonra da aracın üzerine turbomuzu yerleştireceğiz. Şu anda Kia Sorento aracımızın parçalarını tek tek hazırladık. Biraz sonra montajına geçeceğiz. Montaja geçmeden önce size yapılan işlemlerden biraz bahsetmek istiyorum. Hemen gördüğünüz gibi komple manifold, EGR ve gaz kelebeği, mazot filtresi, enjektörleri, hibrit turbomuz komple hazırlandı. Manifoldları her şey temizlendi. Interkoluna kadar tamamen değiştiriyoruz. Enjektörleri biraz daha büyüttük arkadaşlar. Çünkü araçtan ciddi anlamda biraz güç beklentimiz var. Yaklaşık 140'lık aracı 200 beygire kadar çıkartacağız. Yani 140 beygirden 200 HP'ye kadar güçlendireceğiz. Bu da demek oluyor ki yüksek basınç ve yüksek yakıt demek. Biraz daha kaslı, güçlü bir araç istiyor müşterimiz. Ona göre aracı hazırlıyoruz. Bütün parçaları hazırladık. Biraz sonra montaja geçeceğiz. Hibrit turbomuzu da şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hemen performans kanatlarımızı üzerine yerleştirdik. Bunlarla beraber aracımızın üzerindeki yazılımı da güncelledikten sonra yol testlerine çıkacağız. Ama daha öncesinde gelin birlikte araca bunları montajını gerçekleştirelim. Aşama aşama bunları da size gösterelim. Daha sonra Sorento ile bakalım yolda neler yapabiliyoruz, bunları görelim.
Arkadaşlar şu anda Kia Sorento aracımızın oil cache tank bağlantılarını gerçekleştireceğiz. Oil cache tankımızın hemen şöyle içini göstereyim. Şuralar giriş çıkışları. Burası da içerisinin bulunduğu filtre ve seviyesini gördüğümüz çapakları vesaire de varsa onları filtre ettiği kısım. Burada da haznesi bulunuyor. Şöyle koyduğunuz zaman buradan filtreden geçen pis yağ buharı bunun haznenin içinde bulunuyor. Bunu da aracımızı yağ bakımına getirdiğimiz zaman söküp içindeki yağı da temizleyip pis yağı çöpe atıyorsunuz ve direkt takıp şu şekilde kapatıyorsunuz. Aracın şimdi montajını gerçekleştireceğiz. Aracımıza bağlayacağız. Sorento'nun hibrit turbolama işte bitti. Gerekli enjektörlerini, yazılımını şu anda aşama aşama yapıyoruz. Şimdi de üzerine gelin birlikte oil cache tank montajını gerçekleştirelim. Bundan sonra da aracın yol testlerini gerçekleştirip müşterimize aracı teslim edelim. Evet arkadaşlar şu anda oil cache tankımızın şaseye bağlantılarını gerçekleştirdik. Yerini sabitledik. Şimdi araç üzerine gerekli olan bağlantılarını yapacağız. Ölçümlemelerini yaptıktan sonra da daha sonra aracın tamamına bağlantısı bitmiş olacak. Şu anda boru ölçüsünü alıyoruz ve ondan sonra da bağlantı şekline geçeceğiz, tamamlayacağız. Arkadaşlar oil cache tank bağlantımızı gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi bağlantılar yapıldı. Şimdi gelin birlikte aracın hava filtresinin bağlantısını gerçekleştirelim. Açık hava filtresi uygulaması yapacağız. BMC air filtreyi araca bağlayacağız. Daha fazla hava çektiğimiz için hibrit turbo ile beraber açık hava filtresi uygulamasını da gerçekleştireceğiz. Ve daha sonrasında bir marş yapacağız bakalım. Ondan sonra neler olacak? Bunları da gelin bir takip edelim. Filtre montajına geçiyoruz. Bütün mekanik işlemlerini bitirdik. Araç yazılımının da güncellemesini gerçekleştirdik. Şimdi yapmış olduğumuz aracın son halinin testlerini yapıyoruz. Araç bakalım yoldaki performansı nasıl, bizi tatmin edecek derecede ise daha sonrasında da müşterimize aracı teslim edeceğiz. Şu anda ilk baştaki tepkilerinden size bahsedeyim. İlk başta bu araba bize geldiğinde bu kadar seri değildi. Kalkışta olsun, yoldaki gidişatı olsun, gazlıktaki tepkileri olsun bu kadar seri değildi. Şu anda daha seri ve daha atik bir Sorento var karşımızda. Tahmini bu araç üzerinde 140'lık aracı biz yaklaşık 60 beygir gibi bir yükseltiyle tam olarak net size söyleyeyim. 200 beygir bandına yakın bir güç elde ettik. Üzerindeki torkta yaklaşık 100 Nm, 120 Nm civarında 60 vaziyette. O yüzden de gayet seri, yani 140'lık araçlara göre
170'lik değil araç, 140'lık, bunu söyleyeyim. Üzerindeki turbosu da aracın maalesef Westgate'i VNT'li değil. Daha önce VNT'li olan modellerde 170'lik oluyor bu araçlarda. Bundaki orijinal turboyla, üzerindeki kendi turbosunu hibrit diyerek, enjektörlerinin büyütme işlemini yaparak ve daha sonrasında yazılım intercooler desteğiyle beraber bu aracı daha güçlü hale getirdik. Yaklaşık 60 beygirde bu araç için oldukça iyi bir rakım. Daha fazlasında bu araçta zorlamaya gerek yok. Biliyorsunuz ki aracın kilometresi yüksek, 200 binde bir araçla uğraşıyoruz. Gerekli bakımlarını yaptık ama motorun belli bir yorgunluğu var. Olması gereken seviyelerde aracı bıraktık, limitlerini sabitledik. Şimdi de yolda testini gerçekleştireceğiz. Aracın gidişatını size anlatmaya çalışacağım. Daha sonrasında da müşterimize teslim ederken ki onun duygularını alacağız. Gelin birlikte Sorento'yu deneyelim. Arkadaşlar, Kia Sorento aracımızın tamamen modifiye işlemlerini bitirdik. Performans yazılımını, hibrit turbosunu, intercooler'ını ve hava filtremiz uygulamalarını gerçekleştirdik. Testlerimizi de daha sonrasında yolda gerçekleştirdik. Müşterimizle beraber, araçla beraber teste çıkacaktık ama talihsiz bir ufak bir kaza atlattıkları için aracı teslimatına gelemiyorlar maalesef. O yüzden de videoyu biz burada sonlandırıyoruz. Aracın diğer kısımlarında, eğer müşterimiz zaten teslim almaya gelirse de, aracı teslim almaya geldiğinde birlikte de onları da ikinci bölümde yayınlayacağız. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Sormak istediğiniz sorular varsa bana yorumlardan yazın. Cevap verebildiğimiz kadarına cevap vereceğiz. Arkadaşlar, abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.